Haftanın tweetlerine bir bakalım, ardından konuklarımızla sohbete devam edeceğiz. Haftanın en çok paylaşılan tweetlerinden sizin için seçtiklerimiz. Sudan gelen eşek. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Sincap da ormana küsmüş. Akrep desen kafasına göre. Bu hayvanlar cidden manyaklar. Tuvalet terliği. Merhaba, ben trip mesajı. Bunlar da arkadaşlarım. İyi, tamam, hayır, peki, anladım. Ali Doğallı. Gökyüzüne bakan fotoğraflı parti liderlerimize sesleniyorum. Biz aşağıdayız. Jerry Lewis. Sevgili kadınlar, hem zengin, hem yakışıklı, hem zeki, hem romantik birini mi arıyorsunuz? O zaman 4 eş yasal olsun. Başka yolu yok. Misafir terliği. Şu hayatımda hiçbir şey beni zaten zayıf olduğu halde ay diyet spor yapmalıyım çok kilo aldım diye ağlayan kız kadar sinirlendirmiyor. Öteki taraf. Bizim zamanımızda Facebook yoktu ama olsaydı bile emin olun birlikte hesap açmazdık. Ne öyle buldumcuk gibi Leyla ile Mecnun. Zihni açık. Alex'e rağmen Fenerbahçe düşmanı olup Fatih Terim'e rağmen Galatasaray sempatizanı olanlar, sizler normal değilsiniz, umurumda da değilsiniz. Hakim Türkmen. Depremin şiddeti paylaştıkça artıyor. Ben anneme 5 civarı diyorum, o teyzeme 6 diye söylüyor. Derken dayım telefonda 7 mi olmuş, iyi misiniz? Sokaktaki adam. İnsan ne kadar fazla kot pantolonu olursa olsun zorunlu kalmadıkça sürekli aylarca belki de yıllarca hep aynı pantolonu giyiyor. Çok garip. Evrim Güvenç. Aşk bazen evrenin... Anne bir saniye ya. Evrenin içindeki bir gül... Anne tamam gideceğim. Gülün titreyişini... Ya öf tamam kaçtık ya ortalca. Öteki taraf. Günahlarımın bedelini cehennemde kurulan dev ekrandan aralıksız Akasya Durağı dizisini izleyerek ödüyorum. Bunu hak etmedim. Hitler. Sosyal medya devam ediyor. Haftanın Twitter mesajlarının ardından benim en hoşuma giden şey bu yeni nickler oluyor ya. Misafir terliği falan nasıl güzel değil mi? Tuvalet terliği. Böyle şeyler var değil mi? Farklı terlikler. Sadece nicki için bir insanı takip etmek istediğin oluyor yani. Çok enteresan nickler oluyor. Bu arada benim Atilla Taş değil, öyle bir hatırlatma yapabilirsem. Evet zaten takip etmek isteyen altında, arkadaşlar için benim Miki Kolok. Evet zaten bak öyle yazıyor da ben bir müsaadenle sormak istiyorum yani nereden aklına geldi bu? Ne Miki Kolok ne? Onu anlayan anladı ya. Vay, ben bir şey ama vay efendim onu, çok güzel onu, oldu. Onu nasıl anladılarsa aynen öyle. Pekala seni biraz daha anlamak isteyen izleyicilerimizden Baran İnnal demiş ki benim bile unuttuğum bir detay ama süper. Umarım sorarsınız Atilla Taş'ın Japon kızına aşık olduğum şarkısındaki Takashimasu kim çok merak ediyor. Takashimasu evlendi. 3 tane çocuğu oldu. Çocuğunun evinin kadını oldu. Şaka. Geçen Okan'da da sormuşlardı. Gerçekten ben Londra'da bir Japon'a aşık oldum. Fakat daha sonradan kızın nişanlı olduğu ortaya çıktığı için biraz kederlenip biraz da espriyle bu şarkıyı yapmıştım. O bir espriydi aslında ya. Bir Japon'a aşık oldum ama hayatımda yaşadığım bir şeydi. Twitter Nicki'nin öyküsü diye bir şey diyebiliriz. Hande Çelikel demiş ki Atilla Taş'a bir akıl fikir gelmiş hadi bakalım demiş. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bir şarkıcının kaderi sürekli ekranda işte hadi bir şarkı söyle deyip bir icrada bulunmak. Çıktığımız programlar özellikle yani gerçekten ben bunun kesinlikle insanlara bu konuda katılıyorum. Ben nasıl gösterdiysem, nasıl davrandıysam bugüne kadar işte 97'den bu yana insanlar da beni böyle algıladı. Bir sapıttığımız bir dönem oldu gerçekten. Hayatında parayı, şöhreti görmemiş bir çocuğun eline parayı verin. Ondan sonra self-destruction. Kendi kendini nasıl yok edeceğini seyredin. Çok kazandın mı Atilla? Öyle çok büyük paralar kazanmadım. Kazandığımı da ne yaptım biliyor musun? Yedim diyormuş. Çatır çatır yedim. Çatır çatır yedim ya. Kumar, pavyonlar, kumar, kadınlar. Öyle bir şey yok.
Ben bir şey kendime yatırım yaptım. Tamam ben şey yaptım. Tabii canım öyle bir hayat yaşadık yani sonuçta. Hayatımın 3-4 senesi gerçekten... B tipi likit fonlarının içinde yüzdüm. Burnumuz şeyden çıkmadı yani. Neyden? Neyden hakikaten. Neyse bir daha tamam. Şimdi Atilla ipin ucunu sen yine kaçırmak üzeresin. Ben kaçırdığın dönemden bir tane videoyu paylaşmak istiyorum. Bunun bir açıklamasını lütfen kamuoyuna bir yapalım. Hazır mıyız efendim? Benim bilgisayarımda mıyız? Evet lütfen gidiyoruz. Bu nedir? Ya evet. Babamın bizi düşürmen için yaptıklarını anlatsana. Efendim? Babamın bizi düşürmen için yaptıklarını anlat. Artık ben mi elindeki taşları çıkarıyorsun? Evet. Anla ben de korkmuyum biliyor musunuz? İnanın çok doluyum. Benim çocuklarım 4,5 aylık hamileydim. İkizdiler. Onları düşürmen için Almanya'da yasaktı çocuk aldırmak. Götürdü kapı kapı gezdirdi. Aldıramadım. Beni ormana götürdü. Arabanın arkasına bağladı. Sürüdü. Çocuklar düşsün diye. Yürüyorum. Anne! Beni dinle! Hep sen dinledin! Çocukken... Annem baban nerede dedikleri zaman ben kaç kere annemin babamın nerede olduğunu söyleyemedim çünkü babamın nerede olduğunu bilmiyordum. Kimse bana bir şey sormadı. Sakın cevap verme anne, ne olur cevap verme. Ben bugün koşayım, bugün her şeyi dökeceğim. I'm cleaning my closet. Hemen hemen saçma dediği gibi bütün dolaptaki kirliği verme. Her şeyi açacağım artık. Yeter. Çünkü... Şimdi demin... Şeyi konuştuk ya hani hayatımızı teşhir ediyoruz falan. Evet. Niye bu kadar güzel şeyleri ekran önünde paylaştın? Şimdi bu yaklaşık 9 senelik bir hikaye. 9 evet, sene önce savaşaya gittik. Bu arada senkron hatası bizden yani internetteki kopyadan kaynaklanıyor kusura bakmayın. Ben gerçekten aslında nahoş bir görüntü yani insanlar bunu çok komik buldular. Çok eğlendiklerini de düşünüyorum. Çok bana geliyor Ali Atilla Taş, I am cleaning my closet. Şimdi bazı... Ama yani bazı, Atilla insan annesine I am cleaning out my closet işte onu açıklayacağım. Mi? Onu yani açıklayacağım. Try to understand me. Şimdi onu açıklayacağım. Ben bu programa çıktığımda... İnşallah çok kişiye ulaşır bu. Yine ulaşır. Eğlensinler, seyretsinler de. Estağfurullah. Ben bu programa çıktığımda birkaç tane depresyon hapı efendime söyleyeyim böyle garip garip şeyler alıp sadece artık bu anne mevzusundan birisi diyor bu adam reklam yapıyor, birisi diyor bu adam yalan söylüyor. Ya insan kardeşim bir adam çıkıp annesiyle alakalı bir kadın bulup Allah rızası için böyle bir şey yapar mı? Yapmaz. O kadar bunalmışım ki artık orada, o kadar saçmalıyorum ki. Bu I am cleaning out of my closet, bir Emen'in bir annesine yazdığı bir şarkı vardı. Bir evet. Mezar kazıyor falan şey, annesi gömer gibi. Orada o aslında İngilizce bir deyimdir. Yani ben kirli dolabımdakileri temizliyorum. Yani o nereden geldi aklıma, o zamanlar da çok yani. Yani ama bir şey söyleyeyim mi yani full haplıyım ben bu programda. Ya, haplı derken uyuşturucu hap değil bayağı bildiğiniz depresyon haplarıyla çıktım. Aslında çok çok acı bir dramatik bir şey ama ne kadar olsa tabii insanlar gerçekten komik. Ama bazen insan öyle bir psikolojiye giriyor ki rüzgarın fırtınanın merkezinde yaptığınızı fark edemiyorsun. Şimdi baktığım zaman ne kadar çaresizmişim diyorum ya ne kadar kendimi ne kadar yani ne durumlara düşürmüşüm. Biz dedim ya hayatım boyunca bu karşıma çıkacak. Çünkü hayatım boyunca sürekli insanlara yeniden bir şeyler anlatmak zorundasın. Mesela bir tanesi yazmış demiş ki geçen hafta demiş Okan da demiş gaf yaptı. Bazıları Atilla Taş gaf yaptı. Atilla Taş gaf falan yapmadı. Atilla Taş bir gafa espri yaptığı için şey oldu. İnsanlara şimdi bunu anlat tek tek herkese. Hadi sosyal medyanın seyircilerine bunu anlattık. Şimdi başka bir programa çıkacağız onları da anlatacağız. Peki bir şey soracağım. Hepsini şimdi anlatmam benim mümkün değil yani böyle şeyleri. Sen bizzat sosyal medya kullanıcısı olarak bunları doğrudan anlatabilme şansına sahip değil misin? Hayır, niye değilsin. İlla bir gerçekten bir atomu parçalamak demiş ya. Ön yargıyı parçalamak. Abi bak adamın kafasında sen şusun ham çökeleksin bitti. Bitti bu bak. Bak çekiyor musunuz abi? Adamın beynine bu kazınmış. Bunu silemem. Halbuki bu adam 15 yaşına gelmeden bütün Rus edebiyatını hatmetmiş bir adam mıdır? Bu adam daha... Mıdır? Soruyorum. Mıdır? Adamdır. Peki. O adamdır. Okumadın ama kendimi çok geliştirdim. Yani kendimi paraları nereye harcadın dedin. Paraları gittim New York'ta sinema okuluna gittim. Paraları gittim Londra'da dil okuluna gittim. Kaç kişi bunu yaptı? İnsanlar bunu görmek istemiyorlar. Geçen hafta TT olmamızın sebebi aslında insanlar şaşırdı. Birçok insan ya Atilla Taş zekiyim. Salak değilim ki zaten.
Yıllardır bu adamdım. Biz orada ham çökelek, o geçti o, bitti o. Onu geç. Şimdi ben her sabah programına gidiyoruz abi, bir tane mağdur oturuyor. Evladım gitti, yavrum gitti. Hadi Atilla'cığım kalk bize bir şarkı söyle. Biz bunlarla yani nereye, nerede, nasıl anlatacağız? Ama Atilla Taşçım, sen de şu David Copperfield olayını anlatana kadar insanlara bunları anlatsaydın. David Copperfield olayı bak yine yanlış, dünyanın en yanlış anlaşılmış. David Copperfield geldi dedi ki... Allah'ıma dinlemedim ya. Vallahi bak inanın makara yapmıyorum. Ya biz... Yani, bizi... Bu geldi bu. İyi adamdı. Ya öyle, öyle değil, affedersin. Öyle değil, öyle değil. Bak anlatayım sana. Bak valla şeyi de izleyicimiz bile sormuş. Yani açacağım birazdan. Cevap vereyim bak. David Copperfield olayı nasıl? Serdar'cığım bizim adam bizi kaybetmiş. Ben inanıyorum abi. 13 kişi kulisteyiz. Baba geldi dedi ki, bakın dedi. Biz 2 senedir bu gösteriyi hazırlıyoruz. Dedi ki dışarı, birisi dedi ki bu dedi sanatçı çok da popüler. Bu herif bir sürü gazeteci soracak, bu ne cevap verecek, nasıl kaybetti? Ben de çıktım dedim ki, aynen David ne anlattıysa, dedi ki siz yukarı çıktınız, hava karardı, bir şey oldu falan filan dedi, böyle anlatacaksın. Gerçekten çıktım aynen öyle anlattım. Atilla Taşlık, resmen ne oldu bilmiyorum, Atilla Taşlık aynı Oblomovluk gibi, Oblomovluk gibi bir şey oldu. Oblomov diye bir adam, Oblomov işte tembeldir, Oblomovluk tembelliğin şeyi oldu. İspiyonda Atilla Taş şeyi gibi oldu. Ben nasıl anlattım? Dedim böyle yukarı doğru yükseldik bir hafif böyle. Ben daha mistik anlatıyorum, mistizm katıyorum. Sanki benim bana ne lan, anlatsana her şeyi değil mi yani? Bana ne David Copperfield'dan? Herif hayatımı yedi, ömrümü yedi ya. Her gitti. Vallahi Allah canımı alsın. Bittim ya. Eğer şu an bizi seyrediyorsan Allah belanı versin. Ya deme öyle ya. Benim stüdyomda bela okumayın ya. O da bir Allah'ın yarattığı bir canlı ya. Yok ya, o heriften sonra işim gücüm rast gitmedi. Gözüne bant çekelim bir dahakine. Bir dahaki programda onun fotoğrafı değil mi? Yüzde ya bant. Vallahi yemin ediyorum ya, herif büyü mü yaptı ne yaptı? İşimiz gücümüz rast gitmedi. Ertesi gün abi, gece Kenan abi vardı, Kenan Elçitgöz. Ya dedi anlatacaksın. Abi gece 4 tane medya patronu, o dönemin isim babaları yani. Gece hepsi uyumamış, telefon bekliyorlar, pijamalarla oturmuşlar. Aradı mı? Nasıl kaybetti seni? Abi aynen böyle ya. Ya bak Serdar da soruyor şimdi. Ya anlattığım yer oldu ama ben adam şeyini seyrettim. YouTube'da varsan bulsun seyretsinler. 13 diye bir numarası. 13 kişiyi kaybediyor. Abi arkada yer yok, biz nereden gittik ya? Nereden gittik görmedim. Onu soruyoruz dostum. Bilmiyorum. Bilmiyor adam, David'e bilmiyor. David'e söz verdim. Arayın şunu ya, arayın bağlansın. David'le birazdan Skype bağlantısı yapıyoruz. Copperfield. Peki hiç düşündün mü abi, bu adam hakikaten kaybeder de bir daha bulamazsa beni. Ya yani. Yemin ediyorum şöyle bir korkma. Nereden çıkarım der insan. Adam bize bir resim verdi abi, eve koydum. Adam o kadar öyle bir bakışları var ki tırstım attım yırttım resmi attım ya. Abi yemin bela okudun dedi, fotoğrafı attın. Ya yemin ediyorum bak inanın arkadaşlar. İnanın arkadaşlar. Bana dedi adam ne demiş biliyor musun? Efendim pardon. İnsan diyorum kendini kaybeden adamın fotoğrafını duvara asar mı? Zaten bilmiyorsun nereye gittin. Ya işte bu kadar gerizekalıyım bir şey işte. Ve şöyle enteresan bir şey. Sen çık programa usta. De ki ismi Atilla Taş olanlar gelmesin. Atilla Taş'ın bir şarkısı hit olmuş. Bundan sonra hiçbir şarkısı hit olmayacak. Usta o günden sonra bir tane şarkı hit olmadı. Ya. Ya o ya. Da bana bela okumuş. İntikam mı aldım canlı yayında? Boşver gitsin. Halk arasın 3 hani şakası bir tarafa gerçekten... Vallahi 3 artı kaçması David ağır mı yani? Kapı duyduğum zaman fitillerim ateşli. Evet şahit olduk bir kısmına. Vallahi bu benim değil, bak ekrana da veriyoruz. Hakan Tunga Kalkan adlı izleyicimizin sorusuydu. Yok yok, çok her yerde soruyorlar. Evet. Sorduk Hakan Bey. Umarım tatmin olmuşsunuzdur. Umarım olmuşsunuzdur. Umarım sizi tatmin edebilmişsinizdir. Vallahi kaybolma öyküsünü biz ayrıca dinleyeceğiz efendim. Bu arada ben sorulara tekrar bir döneyim. Musti ile Kum Saati adlı bir kullanıcımız demiş ki, yayın çok güzel, Serdar Gökalp televizyon programı yapmayı düşünüyor mu? Televizyon programı şimdi... Ben niye her şeyi ilk olarak burada açıklıyorum bilmiyorum ama... Onun için çağırdık. Onu da bilmiyorum. Sen kendi yayınımda hiç söylemezken... Ya bir kanalda da... David'le. Görüştük aslında. Bir gün David geldi baba. Bir kanalda da görüştük aslında ama şöyle bir şey söyleyeyim ben. Bana istediğim yaptırılırsa... Evet düşünüyorum. İstediğimin yaptırılması lazım. Yani öyle 4 tane hostesi alıp da... Hadi bakalım yuvarlak hangisinde araba vereceğiz size... Topları açalım falan şeklinde bir yarışma programı falan olursa öyle bir şey yok. Çünkü neden istenilir? Radyoda yetenekli gördükleri için istenilir. Hostesine bağlı ama. Neye bağlı? Hostesine bağlı.
Her şeyi bence açık etmemek konuşma. Lazım. Yani yok, her şeyi açık etmemek lazım. Yani öyle bir yarışma programıydı, öyle başka bir şeydi. Yani bana istediğim ekran, yani istediğim ekranda derken kanal olarak değil, ekranda istediğim yaptırılacaksa tabii yapabiliriz. Öyle bir gizem kattı ki değil mi Nihan? Ne istiyor vallahi merak ettim yani. Nasıl ne? Bir şey? Ne kadar zor bir şey istiyorlar. Aynen, nasıl bir şey istiyorsun? Çok eski tarihte. Televizyon mu yani sonuçta? Hayır, şimdi şöyle bir olay var. Serdar Gökalp televizyon programı yapsın mı? E tamam, yapsın, ne yapsın? Gelsin, buraya bir kırmızı masa koyalım, buraya bir beyaz masa koyalım. Orada yarışmacılar olsun, burada yarışmacılar olsun. Ben çıkayım yarışmayı sunayım, onlara soru sorayım falan. Yok, öyle bir şey değil. Yani dediğim gibi ben radyoda nasıl kendi istediğim programı yapıyorsam, kendi çerçevem içerisinde, kendi özgürlüğümde, kendi istediğim programı yapıyorsam, televizyonda da bana o imkanı sağlayan bir ekran olursa tabii ki de yaparım. Ya bu arada tabii Serdar radyocu, Atilla şarkıcı da bu Nihan kimdir, necidir diye merak edecek olursanız... Ben de bir saattir bakıyorum. Evet ya. Serdar bir sorar mısın kimdir? Ben bir şey söyleyeyim. Söyleyeyim, anlatayım mı onu? Buyurun. Ben gelince böyle yaptım. Dedim ki ya tanıyormuş intibası yaratmak için. Hatta aynen canlandırıyorum böyle elimi uzadım. NTV'den birkaç kere denk geldim falan. O da şaşırdı yalnız. Acaba ne zaman çıktım diye. Yok, bak mesela bu bir kariyer çizgisi olarak ipucu verebilir. NTV'ye mi gideyim falan? Mesela yani. Ne yapıyorsun ya? Ben şu an bir private shopping sitesinde stratejik planlama yapıyorum. Private shopping dediğimiz özel alışveriş sitesi. Ya işte, İsmini de söyle, hadi ben kefilim. Peki, trendyol.com'da çalışıyorum. Trendyol.com. Hı. Ne yapıyorsunuz orada? Orada satın alma departmanında stratejik planlama yapıyorum şu anda. Kadınlara yönelik bir yani sadece özel kadınlara yönelik sitesi. Değil. Öyle mi? Sadece ben kadınlara yönelik değil. Erkeklere hiç şey yapmadım da. Yok ya, çok satış yapıyoruz erkeklere de. Ama kadınlara tabii daha çok. Çünkü ne neden? Satıyorsunuz? Affedersiniz, bilmediğim için. Tekstil ürünleri de var. Elektroniğe kadar, evet, her şey oluyor. İşte kozmetik, şey, ayakkabı falan. Her şey. Ya impulse shopping yönelik daha çok görüp beğenip alacağınız, normalde ihtiyacınız olmayan her şey. Bu sizin modemi mi kapattılar ya? Bağlantı gitti. Bak, bağlantı gitmiş, modemi kapattılar. Kontör bitti, kontör. Şey olabilir, bazen ama kablosuz internet sen kapat kopabiliyor. Sen kapat benim bedavamı. Yani mahcup etmeyin beni canlı yayında. Buyurun yani. Öyle. Ya ben hani normal, aslında hani bir rutini olan, normalde çalışan bir insanım. O yüzden buradan Formspeak'ten bana soru soran herkese sesleniyorum. Lütfen gerçekten çalışmam lazım. Bütün sorularınızı cevaplayamıyorum o yüzden. Bana bela okuyup durmayın, benden nefret etmeyin. Sürekli böyle de bir şey var çünkü. Cevaplamadığınız her saat biraz daha fazla nefret mesajı almaya başlıyorsunuz. Neredesin sen? 10 bin takipçin oldun, şımardın değil mi? Bırakıyorum seni. Ha, öyle sana soru sorduk diye adam mı sanıyorsun kendini? Tabii canım, falan? Evet. Bir soru soruyor, mesela cevap yazıyorum ya, cevap. Diyorum ki yazdım falan diyorum. Ne var yani, görmemişim, bir daha yazsan ne olur falan diyorum. Fotoğraf çekip koyuyorum mesela, çok beğendiğim bir şey, manzara bilmem ne falan. Hava mı atıyorsun kardeşim, sen ne ayaksın bilmem ne falan. Ya diye ben dedim ki, bu şey sayfalarını sevmiyorum. Ne sayfaları? Hani bu sanatçıya fan sayfaları. Evet. Çok kişi komik geliyor bana. Niye? Ya iğrenç bir şey bence. İğrenç mi? Ya gerçekten ben kalpçisiyim. Bak, niye iğrenç? Kapatıyorlar şu anda. Bak ben şimdi bak. Çirkin bir teknoloji. Ya, hayır. Bak, şimdi tekniğini söyleyeceğim. Ben işin içindeyim. Insider. Insider info. I'm an insider. Ben köstebeyim. Ben söylüyorum. Şimdi adam bir şey yapmış. Orada toplu mesajlar veriyor. İşte sizleri çok seviyorum bilmem ne falan filan. Ben bunun samimiyetine inanmıyorum. Niye inanmıyorsun ya? Abi çünkü o kadar kalabalığın içinde vergi kaçakçısı da var, o da var, bu da var. Onların hepsini nasıl sevecek? Yani, nasıl söylüyor yani? Hepsi iyi insan değil. Çok bak, gerçekten gerçek taraftar, gerçek. Ben 13 senedir mesela, bayağı uzun zamandır ortada yokum. Gerçekten hala mesela Serdar'ın kardeşi mesela, evet, çocukluğundan beri çok seviyormuş, geldi sağ olsun. Dedim ki bazı hayranlar var yani, çok sadık. Çünkü genç kızlar 16-17 yaşında bir hayranlık duyuyorlar belki. Ama ileride yani o hayranlık bir şekilde geçici bir hayranlık. Çok geçici bir şey. Ben fan sitelerinin fanları sanatçının şeyi için tutulmuş müşteriler olarak, yani kaybedilmeyen, yani kök olarak nasıl bir firma, işte büyük firmalar Apple gibi, o gibi, bu gibi müşteriyi tutmak için bir şeyler yapıyorlar. Kesinlikle budur. Fan olayı budur. Bunun dışında hiçbir şey değildir. Şimdi biz buraya programlara çağırıyorlar fanlarını falan filan. Bilmiyorum, demin David anlatıyordu. Akin'le olayı nasıl buraya getirdin? Biz ne konuşuyorduk, ben vallahi online unuttum ya. Online alışverişten geldik buraya, ben neyi takip ettim. Online alışverişten buraya geldik. Evet ya, biz en son hani Trendyol ne satıyor diye konuşuyorduk.
Değil ben mi? De işte aynı şey, aynı, bu da bir satış. Gerçekten öyle ya. Vallahi billahi. Ben bir şey söyleyeyim, ben yanlış bir şey mi söyledim? Yok hayır, estağfurullah yani. Bilmiyorum ama bir yandan bir bağlanacak mı diye. Funk club'lardan ben ne anlattığımı unuttum. Bana hiç beni yanına yandaş alma abi. Evet, şimdi başka bir pazarlama faaliyetine bir göz atacağız efendim. Biliyorsunuz dönem olarak seçimlere bayağı yaklaşmış durumdayız. Vaatler konusunda enteresan olaylara gebe bir video ile karşınızdayız. Ardından devam edeceğiz. Saftan. Çoğu da veremeyeceği sözleri tutacağız. Atıyor, tutuyoruz. Biz kendi vaatlerimizi söyleyelim, yapacaklarımızı söyleyelim, takdir sizin. Birincisi, Kastamonu'da biz belediye başkanı olursak 10 bin tane gencimize iş vereceğiz. İkincisi, artık su parası kalkacak. Allah'ın suyuna ne parası veriyoruz ya? Belediyenin görevi değil mi kardeşim suyu getirmek? Biz bununla da yetinmeyeceğiz. İçeceğiniz suyu damacana suyu olarak getireceğiz. Hem de evinize kadar, kapınıza kadar getireceğiz. Kahveye takılan arkadaşlar için. Bundan sonra çay kahve bedava. Çay kahve bedava. Sen içeceksin, yiyeceksin. Onlar faturayı belediyeye getirecek. Biz de ödeyeceğiz. Rahat rahat bundan sonra kahvede çayını kahveni içebilirsin. Eşine, dostuna, arkadaşına da ikram edebilirsin. Kastamonu'da yaşayan herkes. Tam tuvalet olacak. Erkeklerimiz takım elbiseyle gezecek. Bayanlarımız etek, ceket, pantolon neyse modaya uygun bir şekilde giydirilecek. Bunu da belediye yapacak. Belediye de bu konuda bazı insanlara görevlendireceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim bakın bizim insanlarımıza. Ha çay boyunda gezerken seni gördü. Üstün başından hemen en yakın seni götürüyor mağazaya dört dörtlük giydiriyor. Ayrıca en büyük projemiz, en güzel projemiz. Kastamonu başkent olacak. Başkent Kastamonu olacak. Ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün de Kastamonu'ya gelmesi için gereken bütün çalışmalar yapılacak. Gerekirse bu konuda sayın bakanlarımızı ve milletvekillerimizi devreye sokacağız. Kastamonu başkent olacak. Tabii oyunuzu bana verirseniz. Bütün bunları yapacağıma söz veriyorum. Diyeceksin ki ya bunları yapıyorsun da bu parayı nereden bulacaksın? Projemiz hazır arkadaşlar. Hazır. Bu paraları bankadan alacağız. Kastamonu'da bayağı hatırı sayılır miktarda banka var. Bunların köp vergisine %1000, kira vergisine %1000, her türlü hizmetlerini belediye olarak %1000 olarak artırarak bu hizmetlerimizin karşılığını bankalardan alacağız. Neden bankalardan alıyoruz? Bankalar da vatandaştan almıyor mu? Bunu da bu şekilde dizayn edeceğiz. Tabii oyunuzu bana verirseniz. Oyunuzu bana vermenizi bekliyorum. Niye? Oyunuzu bana verirseniz bu Kastamonu'nun kurtuluşu olacaktır. Kastamonu ancak böyle kurtulur. Planı da projesi de budur. Bana müsaade şimdilik. Sizlere mutluluklar. Kastamonu'ya başarılar diliyoruz. Müstakbel başkentimiz. Bankadaki paralarınız konusundaki akıbeti dinlediniz.